Herkese merhabalar, ben Mustafa. Bugün bir bilgi videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu cep telefonlarınıza bulaşan virüsler. Cep telefonunuza bulaşan virüsleri nasıl temizlersiniz? Cep telefonunuza virüslere karşı nasıl korursunuz? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi kaynağı belirsiz veya güvenilir olmayan herhangi bir uygulamayı cep telefonunuza indirdiğiniz zaman veya antivirüs programı olmayan bir bilgisayara cep telefonunuzu USB ile bağladığınız zaman virüs bulaşma ihtimali çok çok yüksek olacaktır. Bu virüsler genelde cep telefonunuza zarar verme, cep bilgilerinizi çalma, rehberinize erişme ve işlem yaptırma gibi amaçlar taşımaktadır. Ama çoğunlukla reklam içerikli sayfalar çıkar virüs bulaştığı zaman. Bunlar belirtilerdi. Şimdi cep virüsle bulaştığı zaman telefonunuza neler olur? 1. Telefonunuz ısınır. Telefonunuz kendi kendine donar. Rehberinizdeki bilgiler silinebilir. Fotoğraf galerinizdeki fotoğraflar açılmaz veya silinir. Onun dışında cep telefonunuz kendi kendine açılır, kapanır, kilitlenir. İnternet bağlantısı yavaşlar ve ısınma sorunları ortaya çıkar. Bunlar virüslerin belirtileridir. Şimdi virüsleri nasıl temizleriz? İlk önce iOS yani iPhone cep telefonunuzda ne yapmanız gerekiyor? Şunu belirteyim. iOS işletim sistemli cep telefonlarında virüs bulaşma ihtimali çok çok düşüktür diyebiliriz. Farz edelim ki bulaştı. Cep telefonunuzu, iOS işletim sisteminizi sürekli güncellemeniz gerekiyor. Güncel tutmanız gerekiyor. Yani güncellemeleri kesinlikle ihmal etmeyin. Cep telefonunuza kesinlikle jailbreak yapmayın. Önerilmiyor bu jailbreak yapmanız. Yani yama. iOS işletim sisteminin orijinalliğini bozmak demek jailbreak. Bunu yapmayın. Şimdi 4 tane antivirüs programı var iOS işletim sistemleri için. Apple Store'dan indirebilirsiniz. Bu antivirüs programlarını şuraya yazıyorum. Apple Store'dan ücretsiz bir şekilde indirip telefonunuzda kullanabilirsiniz. Android işletim sistemlerinde ne yapmanız gerekiyor? İlk öncelikle cep telefonunuzdaki bütün bilgileri yedekleyin. Rehberinizi, fotoğraf galerinizi, diğer bilgilerinizi yedekleyin. Daha sonra cep telefonunuzu fabrika ayarlarına alıyorsunuz. Fabrika ayarlarını aldıktan sonra ilk kurulum aşamasında yine 4 tane Play Store'dan indirebileceğiniz antivirüs programları var. Tabi 4'ünü birden indirmeyin de bir tanesini indirmeniz yeterlidir. 4'ünü birden indirirseniz zaten telefonun kafası gene karışır, beyni karışır. 4'üne gerek yok. Bir tanesini, hadi iki tanesini indirseniz gene yeterli olacaktır. Bunları ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Virüsler nasıl bulaşır? Bunlardan bahsedeyim kısaca. İlk başta da dediğim gibi güvenilir olmayan uygulamalar. Her bilmediğiniz uygulamayı Play Store'dan veya Apple Store'dan cep telefonunuza indirmeyin. 2. Virüsün bulaşma yollarından bir tanesi güvenilir olmayan bir bilgisayarla USB bağlantısı. Antivirüs programı olmayan bilgisayarla USB bağlantısı. Bu şekilde bulaşır. Üçüncü bir bulaşma yollarından bir tanesi de mailler. E-posta adresinize gelen veya Gmail adresinize gelen her maili açmayın, tıklamayın. Bu mailler sadece telefonunuza virüs bulaşmasını geçin, sosyal medya hesaplarınızı dahi çalabilirler. Maillerden gelen virüsler tehlikelidir. Öyle her mailinize gelen linke tıklamayın. Diğer virüs bulaşma yolu ise kablosuz wifi ağları ve güvenilir olmayan wifi ağları. Kablosuz yani pardon şifresiz diyecektim. Kablosuz dedim. Özür dilerim. Şifresiz wifi ağları. Öyle şifresiz wifi ağı buldum. Belediyeninmiş, yolda sokaktanmış, geçiyormuşum falan. Öyle bulduğunuzda şifresiz wifi ağlarına hemen girmeyin. En çok virüs bulaşma yollarından bir tanesi de budur. Şifresiz Wi-Fi ağları ve güvenilir olmayan Wi-Fi ağları. Kendi mobil internetinizi kullanın daha iyi veya bildiğiniz şifreli Wi-Fi ağlarına bağlanın.
Söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Daha iyi videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.